Güzel kızım benim. Bir şey mi oldu? İyi misin? Herkes bir bakar mı? Tabii bakarız bir tane. Günün konuşmasını yapmak için çok mu geç? Hayır değil, hadi, hadi. Keşke babam da burada olsaydı, bu unutulmaz anı kaçırmak istemezdi. Canım anneciğim. Çocukken en çok ne istiyordum biliyor musun? Büyüyünce senin gibi güzel, karizmatik, dürüst ve güvenilir olmak. Oğlun da zaten. Yani benim gördüğüm, bildiğim en karizmatik ergensin. Öyle. Ama zor bir ergenim, bunu kabullenelim yani. Bu kadar baş belası olacağımı bilsen belki doğurmazdın beni. Sen bu hayatta benim başıma gelmiş en güzel şeysin ya. Sana inanıyorum. Çünkü annemsin. Çocuklar annelerine de inanır değil mi? Bu ne saçma veda konuşması diyeceksiniz ki çok haklısınız. Aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Bu Avrupa macerasına annemle çıkacağım için çok şanslıyım. Tatlı. Beğendin mi? Ben çileyi beğendim. Kızım. Yedin mi? Aa, gel gel. Kusura bakma. Yemeği kaçırdım. Yok sorun değil, anlıyorum. Elin oğlu Cüneyt Özkız'ından daha değerli. Kimse senden daha değerli değil. Saçmalama. Sadece... Ya babacığım şaka yapıyorum ya. Sence ben senin beni ne kadar sevdiğini bilmiyor muyum? Levent Bey. Zeynep. Seninle gelir demiştim ama. Ben bırakayım seni istersen. Yolda konuşalım. Kötü bir şey mi var? Yok yok. Biraz karışık. Sonra yolda anlatırım. Ben de geliyorum. Niye? Can'ı göreceğim Tekke'de. Tamam, peki. Bana demediğin bir şey mi var? Cüneyd'in babası geldi. Deme. Nasıl biri? Tuhaf, garip. Bir haz etmedim adamdan. Gözün açık, hala uyumamışsın.
Yarın sınav var. Ağlıyor musun sen? Ne oldu? Kızım. Kızıyorsun bana. Kızmam. Kızarsın. Cüneyt Efendi Feyza ile nişanlandı. Sınav öncesi onu alıyorum diye kızarsın. Allah'tan bir tek duam var benim. Sen oku. O da hayırlısıyla yarın olacak. Zaman öyle bir şey ki, neye güldüğünü, neye üzüldüğünü unutturuyor insana. Bugün geldi diye çektiğim her şeyi unuttum ben. Ondan sonrası bir ölenle bir olan kalıyor. Olan senin kurtuluşun. Ölen de yok çok şükür. Gerisi kader, kısmet. Ben de kendime kızıyorum. Dileğim gerçek oldu. Ben sitem ediyorum. Lakin anne, benim derdim o değil. Ben Feyza gibi Cüneyt'i bir daha göremeyeceğim diye değil, onunla bir daha konuşamayacağım diye üzülüyorum. Yarın gece yatağa girince ben de seninle üzüleceğim söz. Lakin bu gece değil. Ne olursun, sen önce okuyacaksın. Sonra da bu hayatta kiminle ne konuşacağına kendin karar vereceksin. Öyle erler, efendiler, hanım anneler, dedeler, neneler değil. Sen kendin karar vereceksin. Yanımda kalsan olur mu? Beraber uysak. Olur tabii kuzum. Olur. Olmaz mı? Olur. Anne, yaptıklarımız işe yarayacak mı? Kızların ailesine karar verir. Kızların istikbalini karartmayacak, doğru karar verir inşallah hallilerim. Bugün çıkar DNA testi sonuçları demiştiniz. Evet, yarım saat sonra çıkar. Size mail atacağım. Tamam, çok sağ olun, teşekkürler. Halacığım, sınava çok az kaldı. Girsem mi artık içeri? Hadi Zeynep. Ya bulamadılarsa okulu? Aileleri izin vermedi değil mi? Maalesef öyle bir tanem galiba. Abi haksızlık bu ya. Zeynep bak bakayım bana. Kızlar gelmedi diye moralini bozma. Sen elinden geleni yaptın. Tamam. Şimdi hakkaniyetle sınavına odaklanma vakti. Ne olursun, tamam? Tamam. Ha, unutuyordum. Bak, bunu halanla okuduk dün gece senin için. Anne, özür dilerim. Anne, özür dilerim. Heyecandan herhalde. Kuzum, önemli değil. Okurum arkandan gene. Benimkileri paylaşırız. Bende de var. Bende de okumuş pirinç var isterseniz. Geldiniz. Hadi kucaklaşmalar, sınav sonuna geç kalıyorsunuz. Koşun, koşun bakayım. Bol şans. Dualarım seninle ya. Maşallah kızım, maşallah. Maşallah. Allah sen mahsun. Ah Zeynep'im, ne yapıyordur şimdi kim bilir? Çok heyecanlanmış mıdır? Hiç alışık değil böyle şey. Sen hiç merak etme. Zeynep için bu sınav çocuk oyuncağı. Hem biz daha onun ne sınavlara girdiğini, ne ödüller aldığını göreceğiz seninle. Böyle alkışlamalı mı diyorsun? Sahneye çıkmalı falan. Sahneye çıkmalı. Hem sahneye çıkıp ilk sana teşekkür edecek. Annem benden vazgeçmediği için bugün buradayım diyecek. Aa, bir gün ağlatacaksın beni ya. Hah, Levent Bey de geldi. Sınav başladı ve ben Zeynep'i kaçırdım değil mi? Evet. Levent Bey, kızların hepsi girdi sınava. Ya bir gün Meryem, gerçekten helal olsun size. Abi, biz de veda için seni bekledik. Gidiyor musunuz? Sizin uçağınız öğleden sonra değil mi? Ya evet, ama yani son bir boğaz havası alalım dedik. Yalnız bir de bakın, ben öyle
Vedaları sevmem ha. Duygusal laflar falan lütfen. Ay ben çok şaşırdım. Sen şaşırdın mı? Ben çok şaşırdım çünkü. Niye ağlarım diye mi korkuyorsun? Ne ağlayacağım ya, ne alakası var? Benim gibi duygusal özür... Ya gel buraya. Yapmak istediğim neyse, tamam kardeşim, hiçbir şey için geç değil. Tamam. Seni çok özleyeceğim. Tamam ya işte hepinizle vedalaşmış gibi olduk. Biz zaten sık sık geliriz. Ne oluyor ya, hadi. Hadi. Gözleri dolmadıysa ne olayım. Abi. Kendine iyi bak. Sen de. Babam sana emanet. Merak etme. Hepinizi çok seviyorum. Meryem Hanım. Önemli bir mevzu var. Biraz konuşalım mı kantinde? Olur. Ne yapıyorsun? Çok önce yapmam gereken şeyi. Yapma lütfen. Sakın. Ne söyleyeceksin Allah aşkına? Korkmaya başladım artık. Zeynep'le mi ilgili? Hayır, hayır. Seninle ilgili. Benle mi? Sen niye bu kadar heyheylisin? İyiyim ben, bir tanem yok bir şeyim. Babamın yanına gidin. Meryem'le bir şey konuşuyor. Bu önemli. Mira. Mira. Bunu aslında çok zaman önce söylemem gerekiyordu ama işte cesaretimi daha yeni toparlayabildim. Baba. Kızım. Müsaade edersen Meryem Hanım'la bir şeyler konuşmaya... Ne konuşacaksanız bekleyebilir. Bundan daha önemli olamaz. O ne? DNA testi. Sizin huzurunuzda açacağım çünkü yalanlarınız ortaya çıkarken yüzünüzü görmek istiyorum. Kızım sen ne diyorsun? Biz bu konuyu kapatmadık mı? Naim yeniden açtı. Ah Naim, ah. Sen Naim'i mi dinledin? Verir misin şunu bana? Bırak, bırak. Artık ne olacaksa olsun, çok yoruldum çünkü, bırak. Bu kadar yalan söylesem ben de yoruldum. Sonuca göre %99. Meryem, yeni bir virüs gelmiş. Biz babama bulaşmasından çok korkuyoruz. Allah korusun. Korusun tabii de biz de önlemimizi alalım. Biz hepimiz bunu yaptık. Hani aramızda taşıyıcı var mı diye. Sen de yapabilir misin?
Çok üzgünüm anneciğim, yapmak zorundayım. Nasıl olur ya? Oldu mu Mira? Bitti mi? İnandın mı bize, bitti mi? Ben Naim öyle deyince geçen sefer de... Bitti mi Mira? Geçti. Geçti. Çocuklar sınavdan çıkmaya başladı da... Ne oluyor burada? Anlamadım. Mira annesine DNA testi yaptırmış da... Nasıl yapılıyor bu test Birgül? Tükürükle. Tükürük. Madem biliyorsun, Mira'nın evlatlık olduğunu da biliyorsun. Ama bilmediğim bir şey var. Bu evlatlık yasal yollarla olmadı. O nasıl iş? Çaldınız mı çocuğu? Yahu doğurmuşlar, bırakmışlar, bebek bulduk. Annem doktordu ya o zaman, işte sonradan bırakmış. Ya sizin orada da yapmış hatta, biliyorsun. Tükürük. Senin annen. Meryem teyze. Seni cinayet şüphesiyle gözaltına alıyorum. Bir dakika ne? Kim? Kimi? Mürşit Hazretleri. Thank you.
daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.